Aga. Aga mı? Ha? Ha? Sen de haklısın Niyazi. Burada aga yazıyor bak. Aga. Aga. Ha. Ne söyleyeceksin Niyazi söyle. Hırsızlık ihbarı var. Hırsızlık mı? Oğlum nasıl bir memlekete düştük lan biz? Hiç kimse namusuyla çalışmaz mı burada? Ha? Lan günah şehrine düştük ha. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Oho. Burası iyice Melekler Kahvesi ortamına dönmüş ha. Melekler Kahvesi ne lan? Hani abi böyle kahve içiyorsun, üstüne beleş fal bakıyorlar ya. Kim bakıyor? Bir kız. Hangi kız? Kahvede çalışıyor. Hangi kahvede? Melekler Kahvesi. Niyazi'cim bak artık iyice kafam karışıyor. Bir susar mısın lütfen? Şu sakalları da kesmedin zaten. Gözüme gözüme batıyorlar böyle. Yanımdayken konuşmazsan çok sevineceğim Niyazi. Sinirce çıkıyor diyorum. Anlatamıyorum. Yakışıklı hadi. Meydandaki tuhafiye soyulmuş. Cenk'e de al gidip bir bakın. Hadi. Ne yapıyorsun lan? O ne oğlum? Şey abicim belki parmak izi almak gerekir. Cenk'er çık. Çık Cenk'er. Çık Cenk'er çık. Parmak izi önemli abicim ya. Sorguya biz de katılabilir miyiz amirim? Sorgu mu? Ne sorgusu? Ne sorgusu? Hani serviste iki tane hırsız yakalamıştık ya. Ha, ha. O zaman siz Niyazi Bey, arkadaşlara hemen bir sorgu odası hazırlayın. Altı seksen. Olay yerindeyiz. Şikayetçi siz misiniz? Evet komiserim. Bu dükkan mı soyuldu ablacığım? Yok karşıdaki berber soyuldu da utandığı için söyleyemiyor. Cenk'er hadi git kapıyı kasayı falan kontrol et. Parmak izi falan bak hadi aslanım. Tamam. Çok bir şey almışlar mı hanımefendi? Bu arada isminiz nedir? Ben Arzu. Kasada 100 lira para vardı. Bir de burma bilezik. Ya şurada 5 dakika komşu çağırdı oraya gideyim dedim. Bir geldim kasa açık. Vallahi bunu çözerseniz bir tek siz çözersiniz komiserim. Hem ne de olsa artık karakolumuz var. Ah Arzu Hanım. Zaman kötü. Kimin ne olduğu ne yapacağı belli olmuyor ki. Ama merak etmeyin. Bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Yeter ki siz üzülmeyin. Ah komiserim ah. Umarım bir an önce bulursunuz inşallah sizi. Telefonunuzu alabilir miyim? Yani olayla ilgili bir gelişme olursa ona haber verme babında. Bir saniye. Selamünaleyküm komiserim. Ben de sabahtan beri dükkandaydım ama ne bir şey gördüm ne duydum. Hangi Allahsız yaptıysa Allah onun bin türlü belasını versin. Sen merak etme Arzu bacı. Komiserim her bir şeyi Allah'ın izniyle çözer. Öyle değil mi komiserim? Cenk'er, işini bitirdin mi? Geldim abicim. Siz hiç merak etmeyin Arzu Hanım. Bu işi en kısa zamanda çözeceğim. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Benim ifademi almayacak mısınız? Siz hiç zahmet etmeyin. Ben özel olarak gelip ifadenizi alacağım. Cenk'er, hadi. Eğer iyi çalışırsan... Beslenmene dikkat edersen, karı kız, içki alemine bulaşmazsan, rüşvet yemezsen, dolandırıcılık yapmazsan,
Senden iyi görürsün. Aga, başkomiserim. Sorgu odası hazır. Elemanları da aldım içeri. Aferin be. Hadi gelin çocuklar, size içeride bir iki numara göstereyim. Çapraz sorgulama tekniği kullanacağım abi. Senin adın ne? Arkadaşının adı ne? Bir polis en kötü şartlarda bile kendini gösterebilmelidir. Annenin kızlık soyadı ne? Ah, o Niyazi ya. Arkadaşının annesinin kızlık soyadı ne? En kötü şartlarda dahi mücadele edebilen... Adın Metin'se kafanı sağa çek. Yiğit bir memur arkadaşımızdır. Konuşmuyorlar efendim. Yaz Kenan, turistleri soymak için otobüse bindik. Kahraman Türk polisince yakalandık. Cezamıza razıyız. İyi hal indirimi istemiyoruz. Herhangi bir aftan faydalanmak istemiyoruz. Keşke idam cezası kaldırılmasaydı. Çünkü biz asılmayı hak etmiş insanlarız. Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. İşte sen getir gerisini. Olur. Tamam. Tamam Niyazi. Hadi at bunları çok. Tamam. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Tamam. Saygılar, hürmetler baba. Amirim, bir adam geldi. Bir derdi var. Sizinle görüşmek istiyor. Amirim müsaitmiş. Komiserim, bir maruzatım var. Yani onu biliyoruz. Allah Allah. Kimse komiserim bir sıkıntın var mı diye sormaz zaten. Yok canım, iltifat etmiyorum. Yakışıklı komiserim. Bir arkadaş geldi, bir maruzatı varmış. Alayım mı içeri? Tatlım, ben seni sonra arayacağım. Neymiş derdin? Vallahi ne olsun. Geçim sıkıntısı, çocukların okul derdi, saç dökülmesi filan. İyi, al içeri hadi. Gel, komiser müsaitmiş. Buyur birader. Derdin nedir? Komiserim, bizim anamızın babamızın bir malı yoktu. İki kardeş bir evi paylaşamadınız mı? Çoluk çocuk var mı senin? Komiserim, bunun karısı karı değil ki. Kedi mübarek. Bir seferde 9 tane çıkarsa şaşırmam. Televizyona da mı çıktınız siz? Nasıl yani? Kardeşinizin çok çocuk yapmasından mı şikayetçisiniz? Şimdi onların çocukları olmuyor ya Çözüm Hanım. Ondan böyle davranıyor. Hiç alakası yok Çözüm Hanım ya. Affedersiniz ama bu... Küfür mü ettin canlı yayında? Komiserim, bu pezemekte ahlak yok ki. Devam et bakalım. Meyve veren ağaç taşlanırmış derler ya bizim oralarda. Sürekli böyle tacizler var eşimin üzerinde işte Çözüm Hanım. Ay bana ne ya, bana ne? Senin piçlerin kirletiyor. Ben mi temizleyeceğim ki? Kardeşim, onların çocuğu olmuyorsa sizin suçunuz mu? Öyle iş mi olur amına koyayım? Bir daha küfür ederseniz burada mini referandum yaptırırım size tek ayak cezası verilmesi için. Tamam kardeşim, tamam. Durum tespiti için ben bir ekip göndereceğim. Bütün evi böldün mü Cenker? Böldüm abi. Bundan sonra bu tarafın temizliği bu aileye, öteki tarafın temizliği öteki aileye aittir. Eğer ki bir aile öteki tarafı temizlerse veyahut kirletirse cezai işlem uygularım ona göre. Bu köpeğin kimliğini bulunca direkt bana getiriyorsunuz. Şayet o da bir ihmalde bulunmuşsa bu da suçtur. En kısa zamanda özel olarak ilgileneceğim. Sağ olun, sağ olun.
Ya bakıyorsunuz oğlum, ihbar geldi. Abicim, cepten ne ihbarı öyle? Hı? Akşama yangın varmış. Şimdiden yangın ihbarı.